Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ve sellim ve barik ala ekrem mahlukatı seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Şimdi burada Cenab-ı Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin inayetiyle Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin hidayetiyle inşallah teala mücahede hakkında, yani dervişlerin çalıştığı bu yol, bu tarikat yolunda riyazet, mücahede hakkında söyleyeceğiz. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyuruyor ki El-mücahedeti yûrisül müşahede. Mücahede görgü getirir. Yani bir adam riyazet, mücahedeyle çalışırsa o adama görgü gelir. El-mücahedeti yûrisül müşahede buyurmuş. Mücahede nedir ya Resulullah demişler. Takvili taam, takvili kelam, takvili menam demiş. Yani az yemek, az konuşmak, az uyumak. Riyazet budur. Kelam az yerse kalbi gönlü rahat olur. Az yediğince büsbütün kendini ibadetten, taatten, takatten düşürecek kadar, ibadetten, işten, güçten geri kalacak kadar değil. Az yemek kendi halına göre, kendi vaktine göre. Bir adam çok az bırakıp kendi kendini riyazet, mücahede yapıyorum deyip ibadetten geri kalacak derecede, kalkıp ibadet edecek kadar takatı kalmayacak derecede yaparsa o şeytanidir, Rahman'ı değildir. Arkadaşım birisi Adana'da başka dervişlerin yanlış konuştuklarından riyazet riyazet deyince aç yine az yine işte aç olmak, açlık şöyle yapar böyle yapar deyince bu başlamış açlığa. O kadar olmuş, o kadar olmuş, o kadar olmuş ki oturduğu yerden kalkmaya mecarı kalmamış. Kalkıp namaz kılmaya takatı kalmamış. Anası babası demiş ki sen kime mensupsun, kimin tarikatın bensin? O zaman bizi söylemiş. Demiş ki onun izni var mı senin böyle yaptığına? O sana böyle söyledi mi? Yok demiş. Öyleyse sen onun yanına gittin sen. Gelecek hali yok. Bir de baktık ki geldi. Kabirden çıkmış gibi geldi. Yani tanıyamadık. O zaman ben buna anlattım. Dedim ki kardeş, sen her söyleyenin sözüne bakıp da ben riyazet yapacağım, mücahede yapacağım. Sen deyip sen seni bu hale düşürme. Şeytan insanı çok yiyip, çok gülüp, çok oynayıp, çok üzüp ibadetten geri kalmasına çalışır. Baktı ki ondan elde edemedi. Bu sefer az yeme iyi, az yeme şey, riyazet iyidir deyince büsbütün yedirmez. Ki takattan kalsın, mecaldan kalsın, Allah'ın ibadetinden geri kalsın. La ilahe illallah demeye mecalı kalmasın. Şeytan öyle destese verir. Bu da şeytanidir. Riyazetin aşırısı şeytanidir. Peki riyazetsizlik de yine şeytanidir.
orta havlu olan Rahman'ıydı. Sen aşkın, muhabbetin yerinde olarak namaza, ibadete, taate değilin, muhabbetin kesilmeyip, aşkın, şavkın kesilmeyip, geceler kalkıp, gündüzler namaz, ibadet, taat yapmaya kudretin olarak hiç yorgunluk gelmeden, aşk ile, muhabbet ile kılacak derecede olmalı. He? Evet, riyazet gürgü getirir. Görmek getirir. Hadis-i şerifle sabittir. Fakat bir adam az yemeli, yavan yemeli, yağlı etli yemeklere kulak asmamalı. Kendini idare edecek kuvvetten düşürmeyecek kadar yiyip onunla ibadetini, aşkını, şavkını, muhabbetini artıracak derecede yapmalı. Derken bir 5 gün, 10 gün, bir hafta kadar devam ettikten sonra insana bir yeis gelir. Yani nefis itiraza başlar. El alem yiyor, içiyor, keyfinde, zavkında, biz bak yemekten kesildik, içmekten kesildik, bu ne hal, bu çekilecek şey mi? Bir de bakarsın ki ibadet, taate bu dedi. İbadet etmeye, taat etmeye mecele kalmaz, sahibine çekişir. O zaman haftada bir kere yağlı, etli yemekleri yemeli. Bir sefer. O diğer bir haftaya kadar artık itirazı kesilir onun. Gene riyazet mücahede yapmalı. Ne zaman ki gene yeis geldi, artık kaç günden gelirse kendisine bir o sangınlık, bir yeis, bir şey geldi miydi? Gene kuvvetli bir yağlı et bir yemek yemeli, onun yüzü güler. Gene 5-10 gün güle güle rahat rahat zevkle ibadetini yapar. Fakat bunu bilmeyen boyuna riyazet mücahede yaptı mıydı? Namazdan, ibadetten, taatten, zikirden geçtikçe soğur, nefis kendisine olmaz türlü itirazlar yapar. Allah etmesin şeytani olur, kendisini bütün ibadetten geri koyar. Bunun için Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyurmuş ki hayrül hal evsatuha, halın ortası hayırlıdır dedi. Halın en hayırlısı, insandaki halın en hayırlısı olandır. Ne ibadetten, taatten, zevkın, safan, şevkın kesilmeyecek kadar nefsin itiraza, nefsin gücü gülmeyip bütün nefis itiraza geçmemeli. O derecede olmalı. Bu sefer nefsin kuvvet bulup, nefsin kuvvetin artıp ibadetten, taatten kesilip bu sefer şehvetin arkasına düşecek şirk dereceleri olmamalı. Ha, bunun ikisinin ortası oldu muydu? İbadetinden, taatinden zevk alarak, nefsinde itiraz olmayarak, güzel bir muhabbetle ibadetini yapacak derecede oldu muydu? Ne ibadetten seni kesecek derecede yemelisin, ne seni ibadetten kesecek derecede riyazet yapmalısın. Bunun için riyazet mücahedenin usulü böyledir. İnsan kendi halına göre yağsız, kuru ekmek yer. Ve bu hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki el-mücahedeti yürüşür müşahede. Mücahede görgü getirir. Mücahede demek nefsiyle uğraşmak. Nefsini besleyip, nefsini artılaştırıp,
ibadetten, taatten geri koyup şeytanın yüzüne seni düşürecek şekilde beklememeli. İbadetten, taatten geri koyacak şekilde de riyazet mücahede yapayım deyip kendi kendini mahvetmemeli. İşte bu arkadaşa bunu söyledikten sonra, bu Adana'dan gelen arkadaşa, ondan sonra o adam usulünü öğrendi. Allah'a şükür şimdi onunla çalışmakta bütün namazı kılamaz hala gelmişti. İbadeti yapamaz hala gelmişti. Oturduğu yerde oturamaz hala gelmişti. Yatıyordu. Namaz gelmiş, namazın vakti gelmiş. Sen riyazet yapıyorum deyip kırka yatmışsın. Senin o namazın ne oldu? O riyazet şeytani oldu. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine sormuşlar, ya Resulallah, mücahede nedir? Taklid-i taam demiş, az yemek. Nefsin azacak şekilde çok yememek. Nefsin ibadetten kalmayacak şekilde yemek. Az yemektir işte. Dediğim gibi bir zaman kuru yer, kuru ekmek yer, yavan yer, az yer. Bir zaman güzel ibadetin tadını bulur. Son olur ki nefis yetse düşer. Ümitsizliğe düşer. Hani yaptın yaptın ne anladın? Boş boşuna açlık çekiyorum, zahmet çekiyorum. Hani ne oldu? Ne gördün? Ne bildin? Der. Bu hemen bir başlamayla sen riyazet etmeyin hemen bir şeyi görecek değilsin. Senelerce devam etmelisin ki olay. Bu o senelere kadar kalmaz. Nefis ümitsizliğe düşer. Nefis başlar bu sefer itiraza Allah etmesin. Git gidi sahibini alt ederse hep zındık olur gider. Bunun için az yemeli, kuru yemeli, yavan yemeli. Baktın ki nefis itiraza başladı. O zaman bir sefer adam akıllı, yağlı, etli, her cihetten güzel bir yemek yapıp, yiyip nefsini doyurmalı. Nefis onun sevgisiyle artık gene kuruya başlar, bu kuru yemeye, az yemeye başlar. Nefis hiç artık itiraz etmez. Bir hafta, 10 gün gene gider. Yoksa bunun usulünü bilmeden daim bu hallı ben kuru yavan yiyeceğim deyip giderse o nefis büsbütün itiraza gider. Bu sefer sen çalıştın kazanamadın. Aha çalışıyorsun bu kadar yapıyorsun bunun aslı yokmuş demek ki. Ne oldu aha bir şey de bulamadın bir şey de göremedin diye. Yorgunluk da gelir. Büsbütün Allah etmesin ibadetten de kalır, taatten de kalır. Nefis de bu sefer gelmiş, şeytan da gelmiş itirazını yürütür. Allah muhafaza etsin. Taklid-i taam bu. Taklid-i kelam. Çok söylemek, çok gülmek, çok konuşmak Allah zikrinden başka. Bunun için de çok söylemek ihvanlarla sohbette onlara söyle. Allah zikrini çok söyle. Bundan sonra bunlar müstesna olmak şartıyla az konuşmak. Taklid-i kelam az söylemek demektir. İbadet ve taat, zikrullah, Kur'an okumak bu gibi şeyler müstesnadır. Peki taklid-i kelam illa İbadetün ve zikrullah. İbadette, zikirde, ihvanlarla konuşmakta, ihvanlara hakkı söylemekte, hakkı, hakikati anlatmakta ne kadar konuşsan o da zikrullah sayılır. İhvana yol göstermek, onları anladığın, bildiğin kadar onlara bildirip söylemek, bu da zikirdir. Bu da zikrullah.
ihvanla yapılan sohbet zikrullah'tır. Ondan başka sözleri yok. Şunu bunu mala yani söyleyip şundan bundan gülmeyi sergemez. Taklili kelam dediği bu. Taklili menam. Az uyumak. Az uyuyan kimse çok ibadet eder. Az uyuyan kimse Allah'ı çok zikreder. Çok uyuyan kimse vaktini boşa geçirir. Onun için az uyumak. Bu üç şey devrişin asıl tutacağı bu üç şey. Az yemek, az konuşmak, az uyumak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden Hazreti Ebu Bekir Sıddık Hazretleri diyor ki bir gün diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleriyle beraber oturuyorduk. Dedi ki el mücahidine fillah Allah-u Teala'nın mücahit kulları var dedi diyor. Biz dedik ki diyor bu mücahitler kimlerdir? Mesela mücahit demek harp yerinde muharebe meydanında harbedenlere de mücahit derler. Bu harpsiz mücahede nedir ya Resulullah dedik diyor. Hazreti Ebu Bekir Sıddık Hazretleri dedi ki diyor Allah'ın öyle mücahede eden kulları var ki yeryüzünde işte az yemekle, az konuşmakla, az yer ibadetten, zikirden kendini, nefsini, şehvetini, nefsinin havasından çekip ibadete, zikre kındırmak için. Yoksa nefsini bir bütün ezip mahvetmek için değil. Bir hayvanı beslersin. Beslerken ister bir kuş, ister bilmem ne. O gözü kızarır. İçeride beslenirken sonra senin gücün yetmez ona. Onun gibi nefsi de sen olduğum olasıya beslersen sana boyun vermez, güç getirmez. Senin ona gücün yetmez. Seni büsbütün istediği yere, istediği havasına çeker götürür. Onun için az yemek. Yani ibadetin zavkını alacak kadar. İbadetin lezzetini almanın içindir. İbadetten geri kalmanın için değil. Bunu iyi anlamalı. Ziyaret, mücahede, az yemek. Yavan yemek, kuru yemekten maksat, ibadetin tadını, zikrin tadını, lezzetini almanın içindir. Sen ibadetin lezzetinin tadını kaybedene kadar acı olursan, o şeytan yolu. Gelelim, diyor ki, Allah-u Teala'nın öyle mücahit kulları var ki diyor, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri cenneti âlâyı onlar için süslemiştir. Ve tetezzeyyene lehümül cennet. Onlar için diyor yer Cenab-ı Hak cenneti zinetlemiştir. Kemâ tetezzeyyene müsselemeti bi Resulillah. Ümmü Seleme radıyallahu anha validemizi söylüyor. O nasıl diyor Resulullah için zinetleniyorsa cennet-i âlâ da onun için, o kimse için zinetlenir. Cenab-ı Hak Teâlâ cennet-i âlâ'yı zinetlendirir onun için. Yani cennetinde, cemalında, kemalında her şeyin ona verir. Öyleyse kardeşlerim, bu yolun usulünü bilmeli. Öyle her rastgelenin sözüne, her aklı yetmezin sözüne yetmemeli. Yani sözün iki tarafında anlamalı. Mesela Peygamberimiz demiş ki az yemek, az uyumak, az konuşmak. Fakat
Az yemenin de bir usulü var. Az konuşmanın da bir usulü var. Az konuşacağım deyip bütün halktan kesilip hiç kimseye bir şey söylemeyip kalırsa bir adam, bu da şeytan olur. Ben riyazet ediyorum, mücahede ediyorum deyip Peygamberimiz az konuş demiş, ben az konuşacağım diyen, usulünü bilmeyen, halbuki o ümmeti Muhammed'e yol göstermek, doğruyu söylemek, onlarla sohbet etmek, onlara nasihat etmek, onlara vaaz etmek, bunların her biri zikrullah'tır. Onu bilmez. Halktan kaçar belki de. Kendi kendine riyazet mücadele yapıyorum da köşeye çeker, yüzüne bir şey çeker, kimseyle konuşmaz, kimseyi yanına almaz, kimseyle şey etmez. Ağ oldu şeytanın adamı. Allah muhafaza etsin. Dedik ki diyor ya Resulallah, bunların alameti nedir? Dedik ki diyor, اَلْاَمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَّهُونَ عَلِ الْمُنْكَرِ. Onlar Allah'ın emrini emir ederler. Nehyini nehy ederler. Halka söylerler. Bak birbirini az söylemektir. Burada ne diyor? Allah'ın emirlerini kullara usanmadan, yorulmadan söylerler. Nehirlerini söylerler. وَالْمُحِبُّونَ فِي اللّٰهِ وَالْمُبْغِدُونَ فِي اللّٰهِ. Sevdiklerini Allah için severler, sevmediklerini Allah için sevmezler. Bir adam anasıysa da, babasıysa da, kardeşiyse de, her ne kadar kendine menfaatli, kendine yardımcı bir adamsa da, Allah'ı sevmeyen, Allah'ı tanımayan bir adamsa, Allah için ona buğz eder. Ne kadar kendine menfaatli olsa da. Birisi de Allah'ı seven bir adam, Allah'a muhabbet eden bir adam, Allah yolunda çalışan bir adam, her ne kadar kendinin düşmanıysa da, kendine her ne kadar düşmanlığı varsa da, o Allah'ı sevdiğini için, Allah'a çalıştığını için onu sever. İşte Allah için sevmek, Allah yolunda, bu yolda bana rehber olur, bu yolda beni hakka götürür, Allah için benim yolunda bana her şeyime, her halıma yarar diyerek Allah için sever kimse, Cenab-ı Hakk'ın yanında en sevgili kimsedir. Şimdi kardeşim, böyle olunca Cenab-ı Halik Teala ve Tekaddes Hazretleri bu hususta çok ayet-i kerimeler buyurmuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri çok hadis-i şerifler buyurmuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki لَكْ شَعِرُ جِلْدُ الرَّجِلِ مِنْ حَشَّةِ اللّٰهِ تَعَالَى تَعَانَتْ حَتَّى يَعُوْ كَمَا يَتَحَاجَ شَجَرَةُ الْبَعْلِيَ. Bir adam diyor Allah için Allah'ı zikredip Allah Allah derken riyazet mücahedeyle kalbini yumuşatıp gönlünü yumuşatıp Allah sevgisini gönlüne doldurup aşkıyla, muhabbetle, sevgiyle Allah'a ibadet ederken Allah korkusundan ağlasa, gözleri yaşarsa, çirkinse Allah'ı zikrederken çarpınsa, üç gününde ağaçlar yaprakları döküp nasıl cıklak kaldığı gibi o adamın günahlarından bütün silkinir, bir cıklak kalır diyor. İşte insan bu ibadeti, bu taati, bu zikrullahı şevkle yapması lazım. Seni şevktan geri koyan riyazet şeytanidir. Seni şevktan geri koyan çok yemek, seni Allah tarafından ayıran çok yemektir. Seni şevkından, eşkinden, muhabbetinden geri koyan da az yemektir. Bunun arasını bulmalı. Dikkat etmeli. Dediğim gibi nefis
ibadetin tadını bulamaz oldu. Lezzetini bulamaz oldu. İtiraza başladı. O zaman dediğim gibi yağlı, etli, ballı yemek güzel yemeli bir sefer için. O nefis onunla razı olur artık. Oh, artık ibadete bir razı olur, bir tadı zavkını bulur, bir tadını bulur. Bunu bilemeyenler, anlayamayanlar, bu hadis-i şeriflerin ortasını bulamayanlar, Allah etmesin, hep yolda kalıyor, açıkta kalıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki, Cenab-ı Allah-u Teala hazretleri ibadetin çoğuna, adına bakmaz diyor. Devamlısını sever. Gerek az olsun ibadet. Evrad-ı erkan. Gerek çok olsun, her gün her gün devamlı olsun. İşte Allah öyle sever. Bugün fazla yaptın. Çalıştım. Çok çalıştım. Bir zaman çalıştım. Bir zamandan sonra yol uzun kaldım. Terk edin. Onu bıraksın. Allah sevmez. Gerek az olsun, gerek çok olsun. İbadetin devamlısını sever. Cenab-ı Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri böyledir diyor. İnsanın ibadetinin azına çoğuna bakmaz. Devamlısını sever. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri bu hususta neler söylemiş, neler yapmış ve neler göstermiş. Dervişler söylerler, birçok kitaplarda yazarlar. Fakat yazan da bazı yerine nuksan bırakmış. Anlayan da bunu anlayamıyor. Oldum olasıya gidiyor. Kitapta diyor ki güya Hazreti Fatıma Hazretleri ekmeğine kül batar yerimiş. Bu kül batıp da yiyince kül ciğerini parçalamış içeriden bütün ağzından kan gelmeye başlamış. Nedir bu? Bu ne oldu deyince dediler ki böyle böyle bu kül batıp yiyor yemeği. Ulan dedim yahu siz niye sormadan yaparsın sen? Onlar bir yani mesih sena etmenin için yemeğine kül katar ve ekmeğine kül katar da yer deyip güya ona aklından mesih ediyor. Halbuki onlar yemeğe ekmeğine kül katmaz. Bunların hepsi tevatürdür. O tevatüre bakıp siz de öyle ederseniz Allah etmesin ki kendinizi parçalar kül. İşte böyle kardeşim. Cahil dervişler kitaplarda okuduklarına bakıyor, ötesini anlayamıyor. Yani onu bir net-i sena yerine geçirip ekmeğine kül batarı yerdi. diyor. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri gene bize buyuruyor ki küllüküm râin kullukum mesulun an raiyyetihi. Siz hepiniz çobansınız diyor. Rai çobana derler. Kullukum rain. Siz hepiniz çobansınız. Her çoban güttüğünden mesuldür diyor. Bir de bunu bilmeli kardeşim. Bu hadis-i şerifte de ne anlaşıldı? İnsan, arkadaşlar, ihvanlar birbirinin çobanıdır. O ona yol göstermeye, o ona mahiyat olmaya, o onu uçurumdan kötü yoldan saklamaya, kötüye geleni çevirmeye çoban gibisiniz. Küllüküm râin, siz hepiniz çobansınız diyor. Ve küllüküm mes'ûlün an râiyyetihi. Hepiniz ve siz güttüğümüzden mesulsünüz. Bir çoban yaydığı koyunu, çobanlık yaptığı sığır, koyun neyse, ona sahip olmazsa, onun bir uçuruma giderini çevirmezse, onlara buğz ederse, onlara kin ederse, onlara taş vurursa, onların vurup ayağını kırarsa,
Bunun sahibi nedir buna? Öyleyse bize burada büyük tembih var kardeşim. Yani siz Müslümanlar birbirinizin çobanısınız. Aklı yetenler, aklı yetmeyenlere söylemeye borçludur. Siz onlara elinizden geldiği kadar edin, idare edin, birbirinize muhabbetten geri kalmayın. O akıflık yapıyor deyip sen de ona karşı akıflık, kim kudret yapmak, bunlar cahillerin karşı. Sen alimsen, senin ihvan kardeşin her ne kadar aksine gidiyorsa ona dua edeceksin, ona nasihat edeceksin, ona iyilik yapacaksın, iyiliğine yola getireceksin. Amin ya Muin ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.